Nefs ve bahsedilen ego kendine has ve öz bir karakter, kendine has bir fonksiyon, kendine has bir işlevi vardır. Bahsedilen özellik farkındalığın bir çeşit tarzıdır. Zaten bu farkındalığın has ve özel, hani burada biz iyi ya kötü yapmıyoruz, bunu dikkat edin. Egon kendine özgü, has, özel bir yapısı var. Ama biz buradaki Ayurveda teknikleri, yoga ve çalışmalardaki bahsedilen şeylerde ne yapıyoruz? Biz bu has ve öz olduğu karakteri, yani her insanın da kendine has özel bir şeyi var, egosu var. Hangi sınıftan olsun olsun. Hani öğretmenlerin sınıfı, doktorların sınıfı, çocuk sınıfı, psikolog, filsuf, siyasetmedar, tüccar, tacir, ticari, herkesin kendi öz bir ego anlayışı ve öz bir ego ve şeyi var. Yapısı var, fonksiyonu var, çalışması var. Biz bunu yargılamıyoruz Ayurveda'da. Bu niye böyle, niye öyle demiyoruz. Biz bu özel olduğu özelliği ne yapıyoruz? Bütün olmakla bağ kurmak için, irtibata geçirmek için bir aracı olarak kullanıyoruz. Bu çok önemlidir. Biz iyileşeceksin, hani bazı şeylerde ayıp olmasını da söylemesi, hani kendine iyi telkin et, iyi bakacaksın, böyle olacaksın. Hayır veda da öyle bir şey yok. Kendine iyi baksan da olmayacaksın sen. Boşuna uğraşıyorsunuz. Telkin yok. Burada çalışması şöyle. Bu senin egon. İyi de değil, kötü de değil. Bunun öz bir davranış ve yani işleyişi var, işlevi var yani. Sana has bu, sana özel. Sen sadece bu özeli bul. Kendin yaz bunu. Biraz ilerideki derslerde, hele Karya Tantra, yani davranış bilimi Tantra'da, o yoga nasıl yapılıyor? Orada ben bunu daha da detaylı açıklayacağım size. Ama bu araç olarak kullanmak bunu, bir vesile olarak büyük vehdet, büyük bir anlayışına bize çok destek olacak. Bir tık ileride göreceksiniz nasıl bir işlevi bizi yerine getireceğiz.